buraya gidiyor. Evet. Gece gündüz buraya gidiyor. Benim kaç tane aletim yandı bunun yüzünden ya. Gel abi. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Gel gir. Geç Samet. İçeri gel. Benim iki tane makinem var. Bak makineler orada. Makinelerin ikisi de orada. Evet. Elektrik olmadığından bağlanamıyorum şu an. 8'de benim makineye bağlamam lazımdı. Siz koa hastası mısınız? Evet. Koa hastasıyım. İki tane makineye bağlanıyorum. Birinci sabah 8, akşam öğlen 2, akşam 8, gece 2. Bunu her gün takımda zorundayım. Elektrik gittiği zaman bağlanamıyorum. Bu da aynı. Benim mesela emekliyim. Emekli aldığım iki tane kredim var, tahsilim var. 700 lira elime geçiyor. Bir yerden de bir gelirim olmadığı için. Böyle. 800. Elektrik kesildiği zaman bile eğer planla kesinti olursa haber veriyorlar. Böyle plansız kesinti olduğu zaman haber vermiyorlar. Ve sürekli oluyor. Sürekli doluyor. Tekten jeneratör destekliyorum. Onun o da yapmıyorlar, yanaşmıyorlar. Jeneratör de yollamıyorlar. Yollamıyorlar. Evet. Sizin geldiğinizde dışarı balkonda oturuyordum. Sobanın. Havalamıyorsun. Daralıyorum. Evet. İki ay civarı sürekli elektrik kesintisi yaşıyoruz. Planlı kesinti olmadığı için haber de verilmiyor. Planlı kesinti olduğunda babam cihaz kullandığı için bize bilgi veriliyor. Ama son iki aydır bilgi de verilmiyor. Hasta olduğu için cihazlarını da kullanamıyor kesintiden dolayı. Mağduruz. Jeneratör desteği istedik. Kayıt oluşturuyorlar. Arkasından araya neden olmuyor. Yani mağduruz bu şekilde. Bugün 5 saattir elektrik kesintisi yaşıyoruz. Diğer çevrenizdeki sokaklarda elektrik var mı? Var. Yukarımız Kalealtı Toki, elektrikleri yanıyor. Bir ilerimiz Zaymoğlu sokak, elektrikleri yanıyor. Ama bizim bu sokağımızın elektriği yok. Elektrik verilecek. Mesaj geliyor, arkası yok. Görüyorsunuz işte. Evet. Bak bu cihazı sabah 8, öğlen 2, akşam 8, gece 2. Günlük 4 defa takması lazım. Bu iki cihazı günlük 4 defa takması lazım. Ama saat 5.30'dan bu yana elektrik kesintisi yaşadığımız için saat 8'de takması gereken cihazı takamadı şu anda. Arızadan dolayı ekiplerimiz çalışmıyor. Ne zaman geleceğini bir şey diyemiyoruz diyor. Arıza kaydı oluşturuyorlar. Tehlikeli kayıt oluşturuyorlar hasta olduğu için. Ama hala kesinti devam ediyor. 23'ünde, 5. ayın 23'ünde televizyonum elektrik kesintisi yağıldı. Kesintiden sonra televizyonum yandı. Tamirciye kendi imkanlarımla borçlu yaptırdım. Bugün öğrendim hani kayıt açtılar ne olur ne olmaz bilmiyorum. Daha öncesinde çamaşır makinemin beyni yandı. Borçlu taksitle babamın emekli maaşıyla aldım. 26 bin lira bir makine. Sıkıntıdayız. Ben engelliyim. %46 engelli raporum var. Babamın %59 engelli raporu var. Annem zaten hasta. Bir birader çalışıyordu, o da yeni işten ayrıldı. Yani bir gelirimiz babamın emekli maaşı var. 10 bin lira. Bu 10 bin liranın da 6700 lirası krediye kesiliyor. 3300 lirayla geçim yapmaya çalışıyoruz. Bu 3300 liranın da çamaşır makinesi aldık. 2600'ü krediye makinenin taksitine gidiyor. 700 lirayla geçinemiyoruz. Bizim elektriğimiz var, suyu faturamız var. Bu cihazlar sürekli eczaneye para ödüyoruz ilaç için. 700 lirayla geçinmeye çalışıyoruz biz şu anda. Ben engelli maaş için başvuru yapıyorum. Bir şey çıkmıyor. En son aradılar vakıflar genel müdürlüğüne göndereceğiz dediler. 15-20 gün içinde onaylanır haber verirler. Oradan da bir onay çıkmadı. Yani ne yapacağız şaşırdık. Elektrik bir yandan. Ya elektriği kesiyorlar. Bir de günü geçtiği zaman, bir gün faturanın ödenmeden geçtiği zaman hemen mesaj atıyorlar. Kesmeye kalkıyorlar. Elektriği kesmeye kalkıyorlar. Bir makinesi de şu. Biri bu, biri bu.
Şu an aramıyor. Sürekli kesiliyor mu bu elektrikler? Evet. Kesiliyor. Buna yağmurun başladığından beri ışıklar yok.